Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete fekula min haythu şi'tuma. Sadakallahu l-azim. Sonsuz hamdü senalar, övgüler, medihler, şükürler, teşekkürler bizleri yaratan ve nimetleriyle donatan, bu nimetler içerisinde en kıymetlisi olan İslam ve iman nimetini bize bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz salatü selam Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu gecemizi hayırlı mübarek kılsın. İlim, amel, ihlas üçlüsünün anlatıldığı, söylendiği, gayret edildiği bu ve buna benzer ilim meclislerinden Mevla cümlemizi ayırmasın. Bu akşam inşallah birkaç ayet-i kerimeyi sizinle müzakere etmiş olacağız. Konu bildiğimiz bir konu. Bu konunun birkaç farklı günümüze uyarlanmış mevzular inşallah beraber işlemiş olacağız. Rabbimizin Adem'e secde et emrini dinlemeyen iblis huzurdan kovulmuş. Hazreti Adem ve Havva validemiz cennete konmuştur. Kıssamız da buradan başlıyor. Daha gerisi var ama biz buraya alacağız inşallah. Hazreti Adem ve Havva cennettedir. Bundan sonra neler olmuştur? Hadiseyi zaten biliyorsunuz. Biz biraz daha farklı birkaç boyutuna inşallah bakacağız. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'in beyanı ile Ya Adem üskün ente ve zevcükel cennet fekula min hayt şutuma. Ey Adem ve Havva, sizler cennette durun. İstediğiniz nimetlerden istifade edin. İstediğiniz gibi dolaşın, istediğiniz gibi gezin. İstediğiniz şeylerden istifade edin buyuruyor. Adem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu 27 yerde Adem ismini geçirir. İnsanoğlu da Adem Aleyhisselam'dan türediği için 7 yerde de Allah Celle Celaluhu ya beni Adem eder. Ey Adem oğullarıdır. O manada 7 defa Adem ismi olaraktan da 27 yerde Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a vurgu yapıyor. İlk yaratılan insandır ama kelime itibariyle Adem'i incelediğimizde yeryüzünde süzülmüş toprak ürünü demek Adem. Yeryüzünden süzülmüş toprak ürünü. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasında yeryüzündeki bütün toprak çeşitleri ve nevileri olup onun hülasası konumunda olduğu için bu ilk insana da Adem ismi verilmiş. Ey Adem, sen ve eşin cennette dilediğinizi yiyin ve durun. Fakat وَلَا تَقْرَبَا هَذِ الشَّجَرَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Mevzu, hadise bildiğiniz mevzu. Şu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız kendinize, nefsinize zulmedenlerden olmuş olursunuz. Kendinize bir zarar vermiş olursunuz ve elinizdeki nimetin zail olmasına sebep olursunuz. Kıymetli cemaati Müslümin. İnsanın sorumluluğunun ilk başladığı yer cennettir. İnsan cennette olsa bile sorumlu, insan cennette olsa bile yükümlüdür. Bakınız, cennette istediklerini yiyebiliyorlar, istedikleri yere gidebiliyorlar, gezebiliyorlar ama bununla beraber cennette bile olsa sınırsız bir özgürlük yok. Cennetten bahsediyoruz, dünyadan bahsetmiyoruz. Siz bunu dünyaya kıyas edin. Cennette olsa bile sınırsız bir özgürlük yok. Neden? Çünkü o mülkün sahibi değiller. Allah'ın bir lütfu olarak cennetteler. Bir nevi kiracı gibiler, ev sahibi değiller, mülkün sahibi olmadıkları için
sınırsız bir hareket özgürlüğü yok. Dünyada da böyledir. Allah'ın fazlı keremi ve lütfu keremiyle dünyadayız. Nimetlerden istifade ediyoruz. Sayısını sayamayacağımız kadar çok nimetlerden istifade ediyoruz. Fakat yükümlü olmamak böyle bir olay yok. Veya sorumluluk olmamak böyle bir olay yok. Cennette başlıyor insanın daha sorumluluğu. Dünyanın ki cennetteki ilk insanın sırtına vurulmuş sorumluluk. Ve bakınız, insan cennette de olsa başıboş bırakılmış değil. Düşünün, bir cennet var. Orada bir ağaç var. Bu ağaç cennetin içerisinde olduğu halde cennetten sayılmıyor. Ve aynı zamanda bu ağaç etrafı cennet olduğu halde bu ağaç onların için bir sınanma vesilesi oluyor. Her tarafı cennet olan bir yer, orada bir ağaç var ve cennette olduğunuz halde o sizin sınanma vesileniz oluyor. İlk imtihan cennette başlamış. İlk sorumluluk cennette başlamış. Ta oradan gelmiş. Ve bakınız, Allah Celle Celaluhu fetekûnâ mine zâlimîn buyurdu. Bu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaca yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Bunun manası şudur. Benim size belirtmiş olduğum sınırı çizmek, benim size belirtmiş olduğum sınırı geçmekle beraber kendinizi zor bir duruma düşüreceğinizden dolayı, kendinizi kötü bir duruma düşüreceğinizden dolayı nefsinize zulmetmiş olursunuz. Bir insan arkadaşlar, ona defalarca kere uyarıldığı halde bu uyarıları dinlemeyip çok yüksek bir makamdan çok daha alt bir makama düştüğü zaman da bu insan kendisine zulmetmiş olmaz mı? Bunu kendi kendisini yapmış olmaz mı? Evet. Çok yüksek bir makamda uyarılmış ama dinlememiş. İşte Allah Celle Celaluhu da ey Adem ve Havva, sakın size çizmiş olduğum sınırı geçmek suretiyle kendinize zulmetmeyin. Allah'a bir şey olmaz. Kıymetli cemaati Müslüman. İnsanoğlunun ilk imtihanı ve la takraba haziş şecere. İnsanoğlunun ilk imtihanı yasak olan şeylerle olmuş. İlk imtihan bununla olmuş. İnsanın ilk imtihanı yasaklarla olmuş. Helallerle olmamış. Dikkat ediniz. İnsanın ilk imtihanı yapmayın. Kaçının. Uzak durun. Sınıra yaklaşmayın emriyle olmuş. İlk insan bununla sınanmış. Ve insanın Hazreti Adem ve Havva zımmında ilk imtihanı iradesiyle olmuş. Fren yapması gereken, arzularına karşı fren koyması gereken iradesiyle insanın ilk imtihanı olmuş. İrade meselesi. İlk insan iradesiyle sınanmış ve kıyamete kadar da bu sınanma irademiz ile olan sınanma kıyamete kadar devam edecek. Hepimiz irademiz ile sınanacağız. Ve la takraba hazi şecere. Sakın bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağacın meyvesinden yemeyin. İnsanın ilk imtihanı midesiyle olmuş. İlk imtihanı yemek ile olmuş. İlk imtihanı yeme meselesiyle olmuş. Tabi yemek meselesine ileride geleceğiz. Yemek meselesine sadece bir gıda olarak bakmayalım. Kul hakkı da bir yemektir. Faiz yemek de bir yemektir. Haksızlık da bir yemektir ve yasaktır. Gıybet de bir yemektir ve yasaktır. Aldatmak da bir yemektir ve yasaktır. Evet, yemeğe biz baktığımızda her ne kadar onun cismani bir boyutu varsa da bazen yasaklanan, cismani olmayan, ruhani olan öyle yemekler vardır ki. Ve insanoğlunun da ilk imtihanı وَلَا تَقْرَبَا هَذِ الشَّجَرَى sakın bundan yemeyinle beraber yemekte olmuş. Kıymetli cemaati Müslümin,
Hazreti Adem ve Havva cennetteydi. Cennetin bütün nimetleri serbest miydi? Burada mısınız? Serbest. Aleykümselam. Cennetin bütün nimetleri serbest miydi? Serbest. Serbestti. Sadece ne yasaktı? Ağaç. Bu ağaç belki de insan yaşamında önüne gelebilecek zorlukları sembolize eden bir ağaçtı. Aslında Allah Celle Celaluhu'nun o zaman Adem Aleyhisselam'a yasak ettiği ağaçla, ağaç emriyle şu anda belki birçoğumuz ya nasıl olur? Adem Aleyhisselam cennette ya bütün cennetlerin gitmişsin ağaçtan yemişsin ya böyle şey olur mu? Ya nasıl olabilir bu? Kıymetli cemaati Müslümin. O zamanki yasağın sembolü ağaçtı. Peki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği yapmayın, yaklaşmayın, bulaşmayın, uzak durun, kullanmayın, terk edin emri ile Allah'ın bu emri ile Adem Aleyhisselam'a şu ağaca yaklaşmayın emri arasında bir fark var mı? Yok. Niye şaşırıyoruz ki? Bütün buna rağmen, açık ayetlere rağmen, açık şeylere rağmen yine insanoğlu yasağa dalıyor mu? Evet. Yasağın sembolleri değişebilir. Yasağın sembolleri değişebilir. Adem Aleyhisselam zamanında yasağın sembolü neydi? Ağaç. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bazen yasağın sembolü balık olmuş. Allah Celle Celaluhu cumartesi günü balık avlamayın demiş. Yasağın sembolü balık olmuş. Bir bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e yasağın sembolü ırmak olmuş, nehir olmuş. İnna Allah müftelikum bi nar. Allah sizi bu suyla imtihan edecek. Sembol değişmiş. Yasağın sembolü su olmuş. Yasağın sembolü Salih Aleyhisselam'ın devesi olmuş. Bakınız, semboller değişebilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de günümüzde bir sürü sembol var. Semboller değişebilir. İnsanoğlu çoğu kez işte yasak meselesinde yasağın sahibi yerine sembole takıldığı için kaybetti. Ya Allah'ın balığı ya. Ya bu diyor ki bize balık yeme. Bu nerede yazıyor? Allah'ın balığı bu ya. Olur mu dediler. Allah Celle Celaluhu suyu yasak etti. Bu nehirden içmeyin. Talut onları söyledi. Acaba Talut bunu kendi kafasından mı söylüyor? Talut herkesi kendisi gibi güçlü zannediyor. Acaba bu kitapta yazıyor mu? Ya Allah'ın suyu bu. Bu kadar yorulmuş etmişiz. Su nasıl haram olur dediler. Hep sembole takıldılar. Sembolü yasak edeni, yasağın sahibini hiçbir zaman düşünmeyen insanoğlu hataya düştü. Evet, ağaç da bir semboldü. Tıpkı balığın bir sembol olması gibi. Tıpkı içkinin, yasak olan içkinin bir sembol olması gibi. Ve buna benzer şeylerin bir sembol olması gibi. Görüyor musunuz? Aslında imtihan aynı, durum aynı. Sadece semboller farklı. Adam diyor normal hocam normal efendim üzüm suyunu içtin mi helal mi? Helal. Ya bu biraz durunca o zaman haram. Hocam ikisi de aynı su değil mi? Lan idrarın da su içebilir misin? Sembole insanoğlu çoğu zaman takıldı. Ve bundan dolayı dedi ki kimisi bu zamanda buna saram olur dedi kimisi. Kimisi hocalar bu çağı anlamıyor dedi. Kimisi bu kadar da olmaz ki dedi. Kimisi zamana uyarlamamız lazım dedi. Kimisi reform yapalım dedi. Hepsi sembole takıldı. Kıymetli cemaati Müslümin. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam ve Havva validemize cennetin istediğiniz nimetlerinden yiyin. وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَ فَتِكُنَا مِنَ الظَّالِمِينَ Ama şu ağaca yaklaşmayın zalimlerden olursunuz buyurdu. Peki sonra ne oldu? Ayet-i Kerime devamına bakalım. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا هُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki
Şeytan birbirlerine kapalı olan ayıp yerlerini göstermek için onlara vesvese verdi. Bu ne demek? İleride açıklayacağım inşallah. Birbirlerine kapalı olan ayıp yerleri ne demek? Şeytan birbirlerine kapalı olan ayıp yerlerini kendilerine birbirlerine göstermek için onlara vesvese verdi. Vesvese, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kavramdır. Fısıltı demek, gizli ses demek, kalpte meydana gelen tereddüt demek. Ama İslami manada vesvese, şeytanın müminin iç dünyasında meydana getirmek istediği karanlığa, meydana getirmek istediği alabora'ya vesvese denir. İç dünyanızdaki karışıklık çıkarma olayına şeytanın vesvese denir. Bakınız, ayet-i kerimede şöyle bir kavram geçti. Şeytan onlara ayıp yerlerini göstermek için vesvese verdi. Şeytan onlara ayıp yerlerini göstermek için vesvese verdi. Hazreti Adem ve Havva validemizin üzerinde cennete has bir elbise vardı. Ve birbirlerinin ayıp yerlerini hiç görmemişlerdi. Bir bakıma bir çocuk gibi saf ve temiz, birbirlerinden habersiz ve cinsel özelliklerine ilgi duymuyorlardı. Hani şimdi çocuklar da öyledir değil mi? Çocuklar birbirle efendimizle oynarlar, haberler olmaz yani. Kız erkek karışık oynarlar, birbirlerine şey olmaz. Ama 14, 15, 25 yaşında böyle olmaz. Böyle saf ve temiz bir durumları vardı. Üzerlerinde de bir cennet elbisesi. Birbirlerine karşı işte erkekmiş, kadınmış, duygusallıkmış, cinsellikmiş, ondan sonra yuvarlanmakmış, ondan sonra hapmış, mavi hapmış, bollanmış filan şeylerin nasıl oldu? Kadınlar dinlemiyor değil mi? Kadınlar dinlemiyor. Öyle bir durumlar yok. Çocuk gibi saf ve temiz. Şeytan onların bu günahsız hallerini bozmak için önce üzerlerindeki cennet elbisesini çıkarmalı ki bu vesileyle ilahi rahmetten onlar uzak olsun. Şeytanın ilk hedefi buydu. Üzerlerindeki o nurlu elbiseyi çıkarmak. Zaten nurlu elbise çıkınca onlardan da ilahi rahmet kesilecek. Onun için Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Onların üzerlerindeki elbiseyi çıkarıp ayıp yerlerini birbirlerine göstermek için şeytan onlara vesvese verdi. Kıymetli cemaat-i müslümin. Peki, şeytan onlara ne fısıldamıştı? Şeytan onlara ne fısıldadı? Şeytan onlara ne dedi? Şimdi onu beyan ediyoruz. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا Ey Adem ve Havva! Rabbiniz bu ağaca neden yaklaşmayın diyor, biliyor musunuz? Neden? Rabbiniz siz melek olmayasınız veya ebedilik kazanan bir varlık, ebedi yaşayan bir varlık olmayasınız diye bu ağaca yaklaşmanızı yasak ediyor. Eğer siz bu ağaca yaklaşırsanız ebedilik kazanacaksınız ve aynı zamanda melek olacaksınız. Şeytan şunu biliyordu. İnsanoğlunun fıtratında ebedi olmak, çok yaşamak, uzun yaşamak vardır. 90 yaşında adam hala yaşamak için malını, mülkünü satar, ameliyata gider, o hastane, bu hastane demez ki ya son günlerimde evde rahat öleyim. Neşter altında ölür adam. Belli. Malını satar, mülkünü satar, çocuğuna kalacak olanı da satar. Ya belli, bu 90-100 yaşına gelmişsin yani. Bir hastalıktan öleceksin. Ama yaşam arzusu öyle çok. Beni oraya götürün, beni buraya götürün, benimle ilgilenmiyorsunuz, benim malıma göz diktiniz falan filan. Hep daha fazla yaşamak. Hep daha ebedilik duygusu, fazla yaşamak arzusu. Hatta şimdi kolonlananlar var değil mi? Kolonlanmış, bir kenara konmuş. Eğer ileriye doğru ölüleri ayağa kaldırma gibi bir durum olursa onlar da işte 300-500. Bunun filmleri var değil mi? Filmleri var bunun ya. Böyle bir sektör var. Öldükten sonra insanları işte ayağa kalkacak, ondan sonra 200-300 sene uyumuş falan filan çıkıyor adam. Bunun sektörü var ya, bununla alakalı filmler var, husus sektör var. Şeytan işte insanın bu ebedilik, bu çok yaşama, dünyada çok bulunma
fıtratında bulunan bu arzusundan istifade ederek Adem Aleyhisselam ve Havva validemizi yanlışa düşürmeye çalışmıştı. Bir yerden giriş yaptı. Aynı Yahudi kımın fakrada olduğu gibi. Şimdi mümin fakirlikten korkar mı? Korkar, korkması lazım. Mümin hiçbir zaman muhtaç olmamaya gayret etmesi lazım. Kim kazanmazsa ekmek parası olur milletin maskarası. Çalışacaksın. Ama şeytan senin bu fakirlikten korkmandan istifade ederek senin hayır sanatını engellerse, senin fakirlikten korkma dürtünü şeytan yanlış bir yere kullanırsa, bak o yanlış. Fakirlikten korkmak doğru ama bu fakirliği şeytanın kullanıp senin sadaka ve zekat vermesine mani bir hale getirmesinden düşmek, burası yanlış. Şimdi burada da aynı. Ebedilik arzusu insanın fıtratında var ve şeytan bundan istifade edecek. Evet, hakikaten insanoğlu bulunduğu makamdan, mevkiden hep daha yukarıya, hep daha yukarıya, hep daha yukarı geçme arzusu vardır. Bir zamanlar bir adam olsun, benim olsun, bir tuvaleti olsun yeter. O sonra bir oda değil, iki oda olmuş, üç oda olmuş. Ya falan yerde de bir yazlık edinsek, çok yoruluyoruz. Bir ay orada kalır. Yazlıklar, kışlıklar, falanlar, filanlar. Acaba siteye mi taşınsak daha güvenli, merdivenler daha güzel temizleniyor. İnsanoğlun hep bu var arkadaşlar. Perdenin rengi, halının rengi, onun uyumu, bunun bilmem nesi. Ondan sonra yani bir tişört alacak oradan mı, buradan mı, istikbali, beldonası, mobilyası falan hep insanda, hep biraz daha, hep biraz daha, hep biraz daha yukarısı var. İnsanın fıtratında var bu. İşte şeytan Adem Aleyhisselam'a daha üstün bir mevki göstererek onu aldatmaya çalışacaktır. Ve bakınız, çoğu kez şeytan insanları zaaf noktasında vurur arkadaşlar. Şimdi ben süpürücü olarak zaaf noktamı biliyorum. Ben biliyorum, benden dahi Allah biliyor. Herkes zaaf noktasını biliyor. Bir kalenin en kuvvetli yerinden mi düşman saldırır, en zayıf yerinden? Zayıf yerinden saldırır ya, bu gayet basit savaşta kural taktik budur. Herkes zafiyet noktalarını biliyor. Gözünden mi zafiyet var, kulağından mı zafiyet var, elinden mi zafiyet var, zihninden mi zafiyet var, şehvetinden mi zafiyet var, paradan mı zafiyet var, karıdan mı zafiyet var, kadınlardan mı zafiyet var? Herkes biliyor. Şeytanın saldıracağı yer orasıdır. Başka yeri sağlamlaştırmaya çalışma. Orayı sağlamlaştırmaya çalış. Senin imtihan oradan olacak. Nereden zayıfsan şeytan seni oradan vurmaya çalışacak. Ve nereden zayıfsan şeytan o yolları sana kolay edecek. Şaşıracaksın. Şaşıracaksın. Sen günaha gitmeyeceksin. Günah sana gelecek. Sen günaha uğraşmayacaksın. Günah seni bulacak. Seni internetten bulacak, Facebook'tan bulacak, YouTube'dan bulacak, Twitter'dan bulacak, Instagram'dan bulacak, seni kafeden bulacak, bulacak. Sen de şaşıracaksın. Şeytan onu kolay edecek sana. Seni o günahla buluşturacak. Nereden zayıfsan orayı kuvvetlendir. Nereden şeytanın geleceğini tahmin ediyorsan orayı kuvvetlendir. Onunla alakalı bağları kes. Günümüzün zaten en büyük sıkıntısı bu değil mi arkadaşlar? En büyük sıkıntısı bu ya. Aileler yıkılıyor. Yuvalar yıkılıyor. İnsanlar darmadağın oluyor. Ve artık muhafazakar camiada da hiç olmayan şeyler oluyor. Size tenzih ederim. Hiç güzel olmayan şeyler oluyor. Bir hanımla evlendiysen köprüden önceki son çıkışı kaçırdın. Olay bitti. Turnikeye gireceksin kardeşim. Turnikeye gireceksin. Yok öyle iş. Adam iki tane çocuk yapmış, üç tane çocuk yapmış, olay bitti. Olay bitti. Öyle iş yok. Son zamanlarda muhafazakar camiada çok acayip haller. Evde kavgalar. İki tane alırım, üç tane alırım, beş tane alırım. Elimi sallasam ellisi, dikkat et. Ben öyle arkadaşlardan çok gördüm sonra altın eşi temizleyen.
Şimdi eşine her türlü eksiğine rağmen güzel davranırsan, yani bu sürekli altını aldığında eşim hak etti der, severek alır. Ama şimdi eziyet edersen, şimdi ezersen, hep kötü huylarını görüp iyi huylarını görmezsen, yarın sana yine hizmet eder ama boyun postun devrilsin, bir an önce geberdi hizmet eder. Nereden zayıfsak, şeytan oradan vuracak. Bakınız, bir anda kendilerini sonu gelmeyen nimetleri içerisinde bulan Hazreti Adem ve Havva, bir anda akıllarına nimetlerin elden gidebileceği geldi. Bir anda akıllarına böyle bir şey geldi. Çünkü şeytan onlara bir şey fısıldadı. Siz fanisiniz. Ebedi olmak istemez misiniz? Bu elinizdekiler ebedi olsa daha güzel olmaz mı? Bir anda nimetler içerisinde olan Hazreti Adem ve Havva şöyle bir sıkıntıya düştü. Bakınız kıymetli cemaatimiz gibi. Bazen insanın elinde o kadar nimetler olur. Sizin elinizdeki nimetler bir başka insanın hayalidir. Ama size son derece normal, sıradan ve o nimetlere karşı efendime söyleyeyim yetmez bir halde olursunuz. Çok tehlikeli bir şey. Sizin yaşantınız bir başka birisinin belki hayalidir. Ama siz ne kadar büyük nimetlere nail olduğunuzu görmez, gözünüzü böyle açmazsanız o nimetleri kendiniz için sıradan kabul edersiniz. Edep ve adaptan düşer. Hırsınız daha fazla artar. Bu sefer hazır olanı da kaybedersiniz. Oysa her nimet kıymetli. Daha alttakine bak. Hazreti Adem ve Havva'ya şeytan böyle vesvese verdi ve وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِلَ النَّاسِهِينَ ve dedi ki ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben sizden önce yaratıldım. Bana güvenin. Ben size güzel tavsiyelerde bulunuyorum. Ve gerçekten güzel tavsiyelerde bulunmamın bir nişanesi olarak da alın size. Allah adına da yemin et. Allah adına yalan yere yemin eden ilk şeytandır. İlk şeytandır. Allah adına yalan yere yemin etmek şeytanın bir huyudur. Müslüman da asla bulunamaz. Hele hele bir Müslüman malı sattırıcı bir etiket olarak Allah adına hiç kullanamaz. Vallahi abi böyle. Billahi böyle. Vallahi şöyle. Vallahi işte falan. Ben zaten şu kadar alım. Malın üzerine Allah'ın ismini onu sattırıcı bir etiket olarak kullanmak çok arkadaş yanlış. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ve şeytan onları aldattı. Hadise malum. Yalan yere yaptığı yeminle onları aldattı. Ayaklarını kaydırdı, konumlarını düşürdü. Kıymetli cemaatimiz gibi. Bu aldanma insan oğlunun, insanın şeytana karşı ilk mağlubiyetiydi. İlk mağlubiyet buydu. Şeytanın da ilk galibiyeti buydu. Şeytanın ilk kazanışı buydu. Ve bu şeytanın da insana düşman olmasının ilk alametiydi. Peki, başka bir ayet-i kerime bakalım şimdilik. Aynı mevzunun. Şeytan onlara şöyle demişti. Fevesvese ileyh şeytanı kâle ya Adem hel edulüke alâ şeceretil huldi ve mülkün lâ yüblü. Ey Adem, sonu gelmeyen bir ebedilik ağacını sana göstereyim. Bir ayet-i kerimeleri böyle. Peki sonra ne oldu? Felemmâ zâke şecera bedet lehumâ sev'âtuhumâ. Ne zaman ki o meyveyi yediler, ağaca yaklaştılar. Ne oldu? Siz söyleyin. Üzerlerine gelip gitti. Telaş ettiler. Üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Yasak ağaçtan yer yemez, üzerlerindeki cennet elbisesi gitmişti. O cennet elbisesi üzerlerinde olduğu sürece ne başkası ne de kendileri birbirlerinin avret mahallerini görmüyorlardı. Ve o nurdan elbise kendileriyle bakanlar arasında bir perde oluyor, avret mahalleri görünmüyordu. Ama ne zaman ki meyveyi yediler, onların vücutlarında fiziki bir süreç başladı. Ne zaman meyveyi ısırdılar,
onların vücutlarında fiziki bir süreç başladı ve vücutlarında dünya hayatına uygun bir maddeleşme ortaya çıktı. Ve bu dünya hayatına uygun maddeleşmenin bir tezahürü olarak üzerlerindeki cennet elbiseleri gidiverdi. Çünkü cennete ait olmaktan artık dünyaya ait olmaya doğru dönen bir fiziki yapılaşma üzerlerinde oldu. Ve böylece üzerlerindeki cennet elbise gitti. Ve ağacın meyvesini yedikten sonra insan neslinin devamı için gerekli olan duygusallık aralarına başladı. O zamana kadar böyle bir şey yoktu. Böyle bir duygusal olay yoktu. Ondan sonra aralarında bir duygusallık başladı ve birbirlerine farklı bakmaya başladılar. İşte şeytanın ilk kazancı arkadaşlar budur. Kıymetli cemaat-i müslümin. Yenilmemesi gereken yemeğin emri bulunduğu halde yenen bu şey insan için ilk haram lokmaydı. İlk haram lokmaydı. İnsanı bulunmuş olduğu konumdan, kariyerinden, makamından düşüren ilk şey haram lokmadır. İnsanın itibarını, insanın değerini, kazanımlarını ilk yok eden şey haram lokmadır. İnsanı seviyesizliğe iten, bütün kazandığı makamları yok eden ilk düşünce ebedilik arzusu, sonu gelmeyen mal mülk arzusudur. İlk insan hatayı böyle yapmıştır. Ebedilik arzusu, mal mülk arzusu. İnsanı ilk hataya düşüren düşünce yapısı ebedilik arzusu, mal ve mülk arzusu. Yasak meyveden yemekle beraber, haram olan şeyi yemekle beraber ilk olarak iffetin, namusun ve arın sembolü olan elbise üzerlerinden gitti. Bağlantı kuruyorsunuz değil mi? Yasak olan meyveyi yemekle beraber ilk olarak ne gitti? Ar, haya ve iffetin sembolü olan elbise üzerlerinden gitti. Kıymetli cemaat-i müslümin. Hem biz hem hocalar bu olayları vay Adem aleyhisselam nasıl böyle yaptı diye anlatmıyoruz. Tenkit edilsin diye de anlatmıyoruz. Allah Celle Celaluhu da burada bize Adem aleyhisselamın dedikodusunu yapmıyor. Vay Adem şöyle yaptı, vay Adem böyle yaptı diye Mevla bunu bize beyan etmiyor. Burada 2020 Müslümanlarının 2019 kıyamete kadar gelecek olan bütün müminin alacağı şey olduğu için Mevla bunu bize bildirdi. Biz burada bir şeyin dedikodusunu yapmıyoruz. Vay girdi de çıktı da bizi onu yapmıyoruz biz. Ama demek ki kıyamete kadar gidecek olan Kur'an-ı Kerim'de bu hadise zikredildiğine göre burada ne var? Çağlar üstü bir mesaj var. Kendi çağını, kendisinden sonra gelen çağı, 2020 ta kıyamete kadar gelecek olan insanları alakalandıran bir mesaj olduğu için Allah Celle Celaluhu bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Yoksa Allah Celle Celaluhu Adem ile Havva'nın bize dedikodusunu mu yapacak? Hayır. Burada bir takım mesajlar var. Bakınız. Haram lokmanın ilk tezahürü ne olmuştu? Söyleyin. Elbisenin gitmesi. Elbise gidince ne kaldılar? Çıplak kaldılar. Kıymetli cemaat-i müslümin. Acaba günümüzde gittikçe azalan ar, haya ve iffet duygusunun arkasında da acaba bunu bir fikir tacisi. Günümüzde gittikçe azalan ar, haya, iffet duygusunun arkasında acaba bu boğazdan inenler mi var? Haramlar mı var? Her geçen gün artan çıplaklık hastalığının, teşhircilik hastalığının, utanmama hastalığının arkasında ne var? Bakınız, Adem aleyhisselam'da haram lokmanın ilk tezahürü ne oldu? Çıplaklık oldu. Ya bugün görüyorsunuz. Kızlarımızda, kadınlarımızda önü anlamayan bu teşhirciliğin, gittikçe çoğalan bu hastalığın, toplumdaki giyinik çıplaklıkların acaba nedeni nedir? Bunları görüyorsunuz.
Okula gidenleri görüyorsunuz, genç kızları görüyorsunuz. Yaz. Neden anneler babalar bundan rahatsız değil? Kızlarının durumlarından, oğullarının durumlarından neden rahatsız değiller? İffetsiz evlatlardan insanlar neden rahatsız olmuyor? Hayasız evlatlardan insanlar neden rahatsız olmuyor? Neden bir çaba göstermiyor? Nasıl rahatlar? Kızlarını neden araştırmıyorlar? Oğullarını neden araştırmıyorlar? Bu ne yapıyor? Bizim kız nerede, nasıl okuyor, ne işler yapıyor? Ben burayı bilmem. Bizim Biga'da 12'de, 1'de, 2'de kızlar dışarıda. Nereden geldiği belli değil, nereye gittiği belli değil, nerede kaldığı belli değil. 20, 25 yaşında kızlar, tamamen teşhir üzere giyinmiş kızlar. Anneler babaları bundan rahatsız değil. Göndermiş nerede? Okuyor falan yerde. Nasıl okuyor? 12'de, 1'de, 2'de bir kız çocuğu nereden evine gelir? Nereden gelir ya? Kızlarımızda ve kadınlarımızda, erkeklerimizde teşhirciliğe iten bu iç dürtü gücünü nereden alıyor? Bu şehvet gücünü bir yerden alıyor. Bu erkeklerdeki şehvet, bu kadınlardaki şehvet, bu gayri meşru ilişki, bu gayri meşru ilişkilere karşı özenç bir yerden gücünü alıyor. Bir yerden alıyor. Soyunursa cesur, çıplaksa cesur, cesur poz verdi, falan poz verdi, bilmem ne verdi. Ya bir kadını uyarsan şu anda, bak şu anda bir kadını uyarsan, ya bacım şöyle giyinmişsin desen, kadın senin şikayet etse olay bitti. Kadının beyanı esasın İstanbul Sözleşmesi. Bittin sen ya. Bittin ya. Öyle metroda falan da filan da bilmem ne de yani bacım falan bitti ya. Anne yok, baba yok. Acaba bu haram lokmalardan mı oluyor ya? Bu anne baba bu evladını yetiştirirken bir şeyler mi karıştırdı? Kredi mi aldı? Bursu için kredi, ev için kredi, yemek için kredi, tatil için kredi, kurban için kredi, yazlık için kredi, kışlık için kredi, araba için kredi. Ne olacak? Ne bekliyoruz? Bir, burada yanlış bir yemek var. Ve bakınız, evet, haram lokma maddidir. Ama hiç kimse şunu diyemez, ben bu haram lokmayı yedim, bu sindirim sistemi yoluyla çıktı, gitti, olay bitti, böyle bir şey yok. O haram lokmanın tesiri o maddenin çıkmasıyla çıkmıyor arkadaşlar. Göze vuruyor, kulağa vuruyor, her yer arkadaşlar vuruyor. Bakınız, bir ısırıklık haram lokma işi nereye getirdi? İlahi yasağı çiğneyen Hazreti Adem ve Havva Validemiz. Ne kadar vaktimiz var? Biraz daha mevzu var. Arkadaşlar devam edeyim mi? Bir ses gelmiyor, hayrola? Devam et hocam. Galatasaray şampiyon olmadı diye mi üzülüyorsunuz? İyice şey yaptılar ya. Hocam bu akşam son zaten Allah'ın izniyle bir ay rahatlar. Öyle mi? Tamam, peki. Bu konuyu bitirelim inşallah. Ben de buradan yola gideceğim, İstanbul'a gideceğim. Daha orada vazifemiz var. İlahi yasağı çiğneyen Hazreti Adem ve Havva'ya Allah Celle Celaluhu ve ekul lekuma inne şeytane lekuma adubu mubin, ben size şeytan apaçık düşmanınızdır demedim mi? Demedim mi diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki Mevla daha önceden onu beyan etti. Hemen şimdi Taha suresi 117. ayet-i kerime okuyoruz. Az önceki ayet-i kerimede Araf suresinde Mevla ne dedi? Ağaca yaklaşma dedi, değil mi? İşte bu kafamızda dursun çünkü buradan gideceğiz. Araf suresi 19. ayet-i kerime öyle dedi, ağaca yaklaşma. Taha suresi 117. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ona buyurmuş ki فَكُنَّا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوُ لَكَ بَلِزَوْجِكَ. Ey Adem! Şeytan sen ve eşin için düşmandır. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْكَى. Sakın sizi cennetten çıkarmasına müsaade etmeyin, sonra meşakkate düşersiniz. Yani şunu diyor Mevla, ey Adem uyanık ol, burada güvendesin. Burayı okuyunca aklıma meneseler gelir.
Medreseler gidesin. Medresede güvendesin. Cennettesin. Medreseden dışarı çıkma, o kadar çok yasak ağaç var ki illa birisinden yersin seni mahveder. Hatta izin için bile bir iki gün gidildiğinde hemen o zehirli ağaçların tesiri pazartesi günü belli oluyor. Sarhoş geliyor. Sarhoş geliyor talep. Şimdi bakın Mevla bu ayet-i kerimede ne buyurmuş? Ey Adem, şeytan senin düşmanındır. Uyarılmışlar mı? Uyarılmışlar. Şimdi tekrardan toparlıyoruz. Geçmiş ayetlere baktığımızda Allah Celle Celaluhu insanı bilgilendirdiğini görüyoruz. Bir şeyler öğrettiğini görüyoruz. Ve Allah'ın ilk insanı öğrettiği iki şey var. Bir, Araf suresi 19. ayet-i kerime, orada Mevla neyi yemeyeceğini söylüyor. İkincisi, Taha suresi 117. ayet-i kerime, orada da Mevla düşmanın kim olduğunu söylüyor. Allah Celle Celaluhu ilk insana neyi öğretiyor? Bir, neyi yemeyeceksin? İki, düşmanın kim? İlk insana öğretilen iki şey. Belki de Allah Celle Celaluhu bize, eğitimcilere, annelere, babalara, ustalara, ondan sonra dedelere, ninelere ilk öğretilecek iki şeyi veriyor. Bir anne, bir baba, bir eğitimci ilk olarak evladına, işçisine, adamını öğreteceği ilk iki şey şudur. Bir, neyi yemeyecek? İki, düşmanı kim? Allah Celle Celaluhu ilk insana bunu öğretmiş. Onu eğitmiş, ona söylemiş, onu bilgilendirmiş iki şey. Bakınız kıymetli cemaat-i müslümin. Dedik ki eğitimde ilk şey neyi yemeyeceğini öğretmek. Arkadaşlar bunun altına o kadar çok şey girer ki. Kul hakkı yememesi gerektiğini öğretmek bunun altına girer. Haksız kazanç yememesi gerektiğini öğretmek bunun altına girer. Devlet malını cebe indirmek suretiyle yememesi gerektiğini öğretmek bu maddenin altına girer. Rüşvet yememesi gerektiğini öğretmek bu maddenin altına girer. Parasını en iyisinden alıp işçiliği dandik yapmak suretiyle o parayı haksız yere yememesi gerektiğini öğretmek bu maddenin altına girer. Haram yememesi gerektiğini öğretmek bu maddenin altına girer. Gözüyle de haramın yenilebileceği, kulakla da haramın yenilebileceği, el ile de haramın yenilebileceği, yememesi gerektiğini öğretmek yine bu maddenin altına girer. Yetimin hakkını yememesini gerektiğini öğretmek bu maddenin altına girer. Anne baba hakkının yenmemesi gerektiğini öğretmek bu maddenin altına girer. Erkekse kadının hakkını yememesi gerektiğini, kadınsa erkeğin hakkını yememesi gerektiğini öğretmek yine bu maddenin altına girer. Komşu hakkını yememeyi öğretmek bu maddenin altına girer. İşçi hakkını yememeyi öğretmek bu maddenin altına girer. Patronsa işçinin hakkını yememek, işçi ise patron hakkını yememek bu maddenin altına girer. Adalet dağıtanlara milletin hakkını yememeyi öğretmek yine bu maddenin altına girer. Hepsi buraya girdi ya. İlk öğretilecek şey neyi yemeyeceksin? Sadece gıda bazında değil. Bak hepsi buraya girdi. Allah Celle ilk insana bunu öğretmiş. Neyi yemeyeceksin? Bir de İlk insana neyi öğretti Allah Celle Celaluhu? Düşmanın ki. Senin de evladına ilk öğreteceğin, talebene ilk öğreteceğin şey düşmanı kim? Eğitimciden ilk öğreteceği bu. Haramın düşman olduğunu öğretecek. Şeytanın düşman olduğunu öğretecek. Nefsi emmarenin düşman olduğunu öğretecek. Gayrimeşru şehvetin düşman olduğunu öğretecek. Gururun, kibirin, riyanın, gıybetin, hasedin düşman olduğunu öğretecek. İskinin, zinanın, faizin, ahlakı eriten zenginliğin düşman olduğunu, sabah namazına kaldırmayan uykunun düşman olduğunu, ibadetsiz hayatın düşman olduğunu, helal olmayan kazancın düşman olduğunu, israfın düşman olduğunu öğretecek. Bakın düşman kavramının altına bir sürü şey girdi. Neredeyse hepsini topladı. Yani günümüzle alakalı her şeyi topladı. İki ayet. Bir, ne yememesi gerektiğini öğreteceksiniz. İki, düşmanının kim olduğunu öğreteceksiniz. Allah Celle de ilk insana bunu öğretmiş. İlk bunu söylemiş. İlk bu yönde bilgilendirmiş. Sanki günümüz Müslümanlara ve kıyamete kadar gelen bütün Müslümanlara bir yol göstermek için. Peki onlar
bu hatayı yaptılar. Şimdi ayetleri söyleyeyim bakayım, hangi ayetlerdi? Araf 19, bir de Taha 117. Bunları şey yapın, çocuklarımıza öğreteceğimiz Araf 19, Taha 117. Peki Adem Aleyhisselam sonra bu işten sonra ne oldu? İlk defa işlenen bir günah. Buna karşı ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne yapmalı gerektiğini bilmiyorlar. İlk defa bir günah işlenmiş. Bilmiyorlar. Peki ne yaptılar? Onu da inşallah bir dahaki sohbetimizde buradan kaldığımız yerde inşallah devam etmiş oluruz. Mevla cümlenizden razı olsunuz. Geldiniz, burada bulundunuz. Sabırla inşallah dinlediniz. Allah Celle Celaluhu okuduklarımız amel cümlemizin muvaffak gelişi. Kur'an-ı Kerim bütün ayetlerindeki çıkan manaları hayatımıza tatbik noktasında cümlemize kolaylıklar ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu içerisinde bulunmuş olduğumuz o zehirli ağaçlardan, zehirli meyvelerden ve zehir düzeni şeylerden böyle cümlemizi muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sen buyurun. El Fatiha.